Görkem hoş geldin. Hoş bulduk. Justin Bieber hoş geldin. Hoş buldum. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Aliye hoş geldin. Hoş bulduk. Samuray hoş geldin. Hoş buldum. Kaçıncı sınıfsın? 12'ye geçtim. 12'ye geçtin. Bu videonun abisisin biliyor musun? Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Peki yeni yıl hazır hissediyor musun kendine? Evet. Vay göreceğiz. O zaman şimdi yeni sezona ne kadar hazırsın testine başlayacağız. Kaldıralım elleri. İlk soru şöyle. Geçen yılın tekrarlarını yaptın mı? Hayır. Yapmadın. O zaman maalesef burada puan alamadın. Hayır. Yapmadın. Çok hazır mısın gerçekten? Parmağı indirmeyelim boşuna hiç çalışmadığın için. Geri kaldıralım. Kaan geçen yılın tekrarlarını yaptın mı? Hayır yapmadım. Yapmadın. Neden yapmadın? 8. sınıf bitince bir rahatlama mı geldi? Evet. Çok normal. Şu yaptım ya. Yaptım. Nasıl yaptın? Test çözerek. Test çözdün. Konu tekrar yaptın mı? Okudum. Yani okudum da. Ama iyi kötü yaptın galiba. Evet. Süper. Hayır yapmadım. Yapmadım. Harika. Bakalım. Yalnız o doğru cevap değildi. O yüzden parmağı geri alalım. He tamam. Neden yapmadın 11. sınıf tekrar? Uğraşmam gereken başka şeyler vardı. Neler vardı anlat bize. Antrenman yapmam gerekiyordu falan ben sporla ilgilendiğim için. Hangi spor? Okçuluk. Okçulukla ilgileniyorsun. Peki metagazozla ilgili neler söylemek istersin? Yani bayağı azimli çalışan çok iyi bir sporcu olduğunu biliyorum. Evet çok güzel. Peki yazın kitap okudun mu? Evet. O zaman bir parmağını indiriyorsun. Hangi kitabı okudun? 40 Çömlek Parçası. Önerir misin? Öneririm çok güzel. Güzel. Okudum. Bana yalan gibi geldi ama. Yok, çizgi roman falan okuyorum. Çizgi roman mı seviyorsun? Oradan evet. Parmağımızı indirebiliriz. Peki önerebileceğin bir çizgi roman var mı? Yani çoğunlukla DC veya Marvel'ın kitaplarını, çizgi romanlarını okuyorum. Hayır. Neden? Oyun oynadım ben kitap okumak. Ne oynuyorsun daha çok? Mesela en sevdiğin oyun hangisi? Hetse 2. Oynayan arkadaşlar varsa kapışırsınız artık. Okudum. Oo, 2'de 2 yapıyorsun. Tebrik ederim. Hangi kitabı okudun? Adını unuttum desem. Olsun hikayesinden çok kısa bahsetsene çıkarırız belki. Kitabın şeydi Yeraltındaki Şehir. Yeraltındaki Şehir. Evet. Öneriyor musun arkadaşlara? Evet. Çok tamam. Güzel bir kitap. Not maceralı falan. Maceralı? Evet. Tamam not aldık o zaman. Okudum. Hangi kitabı okudun? Bize bir kitap önersene. Manga okudum kitap derken. Aa o tarz farklı şeyler okumayı yani, seviyor musun? Manga tarzı şeyler okumayı seviyorum. Tonguç yaz kamplarına katıldın mı? Hayır. Tonguç'un yaz kamplarına katıldın mı? Evet, 6'dan 7'ye kamplarına katıldım. Vay, faydalı oldu mu? Oldu. Süper. Peki Tonguç yaz kamplarına katıldın mı? 10'dan hayır. 11'e. Hayır. Katılmadın. Önceki seneler katılmış mıydın? Evet. Peki senin için en iyi geçen kamp hangisiydi geçmiş senelerde? LGS kampı. LGS kampı değil mi? Evet katıldım. Hangisine? 4'ten 5'e. Aferin sana tebrik ediyorum. 3'te 3 yaptın. İyi gidiyorsun. 11'den 12'ye kampımız yok maalesef. Öncekilere katıldım. Onlar sayılır mı bilmiyorum. Aa sayılır. Tebrik ediyorum. O zaman burada da puanı aldın. Hatırlıyor musun o yıllarını, LGS yıllarını? Hatırlıyorum. Nasıl yani, geçiyordu? Dersin başından kalkıyordum, bayağı çalışıyordum. Sonucunu aldın mı o dönemde? Yani istediğim bir liseye gittim. Hangi lise? Tersane gittim. Vay güzel. Yazın seni geliştirecek ve motive edecek aktiviteler yaptın mı? Evet. Ne yaptın? Mesela biraz spor yaptım. Arkadaşlarımla muhabbet, sohbet ettim. Gezdin birazcık. Evet. Peki İngilizcen nasıl? Kötü. Aa niye? Çünkü onları ezberimde tutmak, birazcık konuşmak da zor oluyor. Peki bu videodan sonra o zaman biraz İngilizceye ağırlık verelim mi? Verelim. Tamam süper. Yaptım. Neler yaptın? Spor veya kitap okumuştum. Evet. Ne yaptın? Burada evet parmağını indirdin sonunda çok şükür. Yani genel olarak kendimle konuştum. O sayılırsa. Kendimle konuştun? Evet kendimle konuştum. Kendimi motive ettim. Ne anlattın kendine? Sen her şeye rağmen çok kıymetlisin. Seni seviyorum. Seni olduğun gibi kabulleniyor ve sana saygı duyuyorum. Yazın seni geliştirecek ve motive edecek aktiviteler yaptın mı? Yaptım. Ne yaptın? Voleybol oynadım. Başka? Bir kere voleybol sen seviyor musun voleybolu? Çok seviyorum. Hatta Sarıyer Belediye. Sarı yerde mi oynuyorsun? Evet. Sana helal olsun. Tebrik ederim ya. Yani dediğim gibi spor yaptım. Bol bol gezdim. Bisiklet sürdüm. Vay, güzel. Bence zaten spor varsa kesinlikle parmağını indirebilirsin. Tabii ki de. Çok sık olmasa da soru çözdün mü? Evet. Yeni nesil çözmüyorsun ama değil mi? Senin için çok erken. Ya biraz çözüyorum. Biraz yani kitapların içinde olan bazı geliştirici şeyleri çözüyorum. Daha okuma parça soruları olan. Evet. Çözdün. En çok hangi derste soru çözüyorsun? En çok biyoloji. Biyoloji. Peki Türkçe ve matematikle aran nasıl?
Matematikte kötü. Hayır, yaz içinde sorular çözmüyorum. O zaman indirmeyelim parmağımızı. Çünkü senin için LGS bitince soru çözmek de birazcık sıkıcı hale geldi, değil mi? Evet. Yani yazın soru çözdün. Hayır, çözdüm ama çok sık çözmedim. En çok hangi derste çözdün? Fen bilimleri. Bu şeyde yazın çözmedim. Ne zaman başlayacağız TYT'ye? TYT'ye okul açılınca sıkı bir program içerisinde başlamayı düşünüyorum. Kampüs kanalımızı da izlersin değil mi? İzlerim tabii ki de. Süper. Uyku düzenine sadık kaldın mı? Hayır. Neden ya? Ben genelde gece 3'e kadar oturduktan sonra yatıyorum, 12'de kalkıyorum. Oo, annen ne diyor bu duruma? Annem kızıyor ama annem yapacak bir şey yok diyor artık beni. Kabullendi. Kabullendi. Hayır. Kaçta yatıp kaçta kalkıyorsun? 1 veya 2'de yatmıştım. Aa, çok yatıyorum. Da aşırı da geç yatmıyor musun? Bazı arkadaşlarımız 3'te 4'te yatıyorlar. Sen o kadar yapmamışsın galiba. Hayır. Kaçta yatıyorsun geceleri? Çok değişiyor ya. Bazen 2, bazen 1. 1-2 oluyor. 1-2. Değişiyor çok. Hayır. Kalmadın mı? Kalmadım. Kaçta yatıyorsun akşamları? Değişiyor. Peki uyku düzenine sadık kaldın mı diyeceğim. Hiç zannetmiyorum ama. Ben de hiç zannetmiyorum. Kaçta yatıyorsun? Sürekli değişiyor. Eğer canım isterse erken yatarım. Canım istemezse çok geç yatarım. Yazın en az bir kaynak bitirdin mi? Hayır. Hayır. Bitirmedin. Hayır, soruları çözmedin mi? Soru çözmedin tabii ki. Yazın en az bir kaynak bitirdin mi? Evet. Oo, çok iyi gidiyorsun. Parmağını indirmeyi unutma o zaman. Yani yalan söylemeyeyim, yapmadım. Ama ne zaman başlıyoruz? Eylül'de mi? Eylül'de tamamen başlayacağım. Hadi bakalım. Yeni eğitim yılı için kendine hedefler belirledin mi? Belirledim. Neler bunlar? Daha düzenli not tutmayı veya daha ödevlerimi düzenli yapmayı, eksiksiz yapmayı ve sınav notlarımın daha yüksek olmasını. Harikasın. Peki, belirledim. Neler onlar? İngilizcemi ve matematiğimi geliştirdim. Vay, güzel. İngilizceyi nasıl geliştireceğiz ya? Bende de biraz sorun var da. Büyük ihtimalle Tonguç'un videolarından devam ederim. Hayır. Neden ya? Yok mu hiç kafanda işte lisede şunu yapacağım, ondan sonra 10. sınıf 11 ve işte Boğaziçi'ne gideceğim falan gibi en ufak bir şey yok mu? Yani nerelere gidebilirim hakkında birazcık şey yaptım ama pek yani şu zamanda çalışmaya başlarım, şöyle yaparım. Aha. Onlar birazcık daha lisenin şeyine bağlı birazcık da. Peki lise seni korkutuyor mu ya? Yok ya, korkutuyor. Normal ortam. Biraz belirledim. Yarı yarı yap. Parmağının yarısını indir o zaman. Öyle yap. Aynen, buçuklu indir. Bu sene için hedefin ne? Mesela teşekkür almak mı, takdir almak? Takdir tabii ki de. Takdir tabii ki değil mi? Mesela İngilizcen nasıl? Bu yıl İngilizceni geliştirmeyi düşünüyor musun? İngilizcem iyi. İyi mi? Evet. Yani belirledim. Polis akademisine gideceğim üniversite için. Böyle bir planım var. Yani polis olma hayalin var. Evet. Hadi inşallah diyelim. İnşallah. Önümüzdeki senenin konularına göz gezdirdin mi? Gezdirdim. Baktın biraz değil mi? Neler var diye. Evet. Peki seni korkutan konu var mı hiç? Birazcık ben fenden korkuyorum. Bu arada annenin biyolojici olduğunu da hatırlatalım. Evet. Ben hücrelerden korkuyorum biraz. Hayır. Dürüst davrandın. Teşekkür ediyorum. Hayır. Yani normal olarak. Evet. Doğru söyle. Cidden. Cidden. Yarısını indir bence. Çok inandırıcı gelmedi. bir yarısı vardı zaten. Bir yarısı vardı. Bir yarısını daha indir. Aynen o inecek. Tamam. Tebrik ediyorum. Gezdirdim. Seni korkutan konular var mı içerisinde? Hepsi. Okul açılacağı için heyecan hissediyor musun? Heyecanlıyım ama mutlu değilim. Neden ya? Çünkü evde yatmayı daha çok seviyorum. Sen birazcık tatilcisin sanki. Evet. Olsun. Evet. Ben çok inanmadım ama gerçekten heyecanlı mısın? Evet. Neden heyecanlısın? Ya yeni bir dönem, yeni yıl. Yeni arkadaşlar. Arkadaşlar insanı bir şey yapıyor değil mi okul evet. Başladığı için? Okul açılacağı için kendini heyecanlı hissediyor musun? Evet. Neden? İlk evetin yani ikinci evetin oldu. Evet, parmağını indirebilirsin. Çünkü yani yeni bir ortam, yeni bir yani yeni dersler, yeni öğretmenler birazcık insan heyecanlanıyor tabii. Okul açılacağı için heyecan hissediyor musun son olarak? Çok. Vallahi. O kadar çok hissediyorum ki. O zaman bir parmağını daha indir ya. Seni en çok ne heyecanlandırıyor? Arkadaşların mı? Dersler mi? Arkadaşlarım. Bir de sonuçta 5. sınıfa geçeceğim için yeni bir okulda başlayacağım. Oo, yeni okulda başlayacaksın evet. Tabii ki. Ortaokula geçtin. Yazın başında hiç istemiyordum ama yazın devamına doğru okulu bayağı özledim. Gerçekten mi? Okulda evet, gerçekten. Neyini özlüyorsun? Arkadaşlarımı, okul ortamını ve ders çalışmak zorunda olduğumu özledim. Ve günün kazananı oldun. Seni bir tebrik ediyoruz.
O zaman farklı videolarda da bize eşlik eder misin? Ederim. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal o zaman. El sallamayı unutma. Görüşürüz.